Herkese merhaba. Benim 5 öğrencimden 4'ü, 3 arkadaşımdan 2'si, o kadar çok sayıda insan diş sıkıyor ki. Diş sıkmanın birazcık anatomisinden bahsedeceğim. Vücudun en üstündeki, en yukarıdaki eklemi çene eklemi ve çene eklemi gece uyurken inanılmaz bir güçle alt ve üst çeneyi birbirine doğru sıkıştırdığımızda vücuttaki çıkmak isteyen veya akmak isteyen enerji bedende kalmaya devam ediyor. Tüm gece boyunca ve hatta kimi zaman gündüz bile fark etmeden sıkıyoruz. Bazı insanlar diş sıktıklarını dahi bilmiyorlar ve şu kısımlarda birer ağrım var şikayetiyle dişçilere veya arkadaşlarına bunu anlatıyorlar. Diş sıkmanın temel sebebi sinir sisteminin çok aktif olması ve sürekli aktif olması. Gece bile uykumuzu rahatlatamadığımız sinir sistemiyle dişleri sıkarak, vücudu, bütün bedeni sıkarak enerjimizi sıkıştırıyoruz ve daha sinirli ve daha kaygılı insanlar haline geliyoruz. Peki tüm bunların çözümü olarak ne yapmalıyız? 5 duyumuzu düşünelim. Örneğin görme duyusunu sürekli televizyon ve teknolojiyle aktive ediyoruz. Gerçekten akşam yatmadan önce izlediğimiz televizyon görselle beraber beyinde inanılmaz ve bedende inanılmaz her şeyi aktive ediyor. O yüzden yatmadan önce televizyonu hayatımızdan mümkün olduğunca çıkartalım ve hepimiz yatakta bir yatmadan önce mutlaka Instagram'a, Facebook'a bir şeye bakıyoruz ve telefona mümkün olduğunca o mavi ışığa maruz kalmamaya çalışalım. Kokular, parfümler, her gün vücudumuzu, bedenimizi birçok parfümle önce duşta yıkıyoruz ve ondan sonra parfümle destekliyoruz ve buram buram kokuyoruz. Halbuki o tüm kokular gene bizim sinir sistemimizi aktif edip bizi saflığımızdan ve özlüğümüzden uzaklaştırıyor. Dokuları düşünün. Artık pamuktan ve doğal dokulardan o kadar uzaklaştık ki giydiğimiz, yaptığımız her şey gene orayı aktive etmek üzerine. Ya da tat duyusu. Akşam televizyonun karşısında iyi yemek ya yediğiniz şeyleri düşünün. Onların bağırsaklarınızı nasıl yorduğunuzu fark edin ve hissedin. Bunu nasıl hissedebilirsiniz? Birkaç gün gerçekten kendinizi tutarak yapmadığınızda o hafifliğin verdiği duyuyla çok daha sakin ve dingin bir hale gelebiliyoruz ve daha iyi, verimli bir şekilde uykumuzu alabiliyoruz. O yüzden sinir sistemini aktif halden pasif hale getirerek vücudu daha sakin tutabileceğimiz şeyleri yapmaya özen gösterelim. Ve ufacık da egzersizlerle diş sıkmayı rahatlatabiliriz. Şuradaki eklemleri ağzı kocaman açarak aşağıya doğru bastırıyorsun ve buradaki kasları esneterek başlayabilirsin ufak ufak çalışmaya. Ve çene eklemini esnettikten sonra çene ekleminin en büyük bağlı olduğu kas kalça kası. O yüzden de kalça kaslarını biraz esnetmekte fayda var. Bu şekilde bacağı sanki bir bebeği kucağına almışçasına esnetmeye başlıyorsun. Kalça kasını ufak ufak açmaya başlıyorsun. Bu şekilde kendine doğru ayağı çektiğin zaman, dizi biraz ötelediğin zaman ileriye doğru ve sırtını da dik tutarak kalçayı, şuradaki alt bedenle üst bedeni birbirine bağlayan kasları yavaş yavaş ısıtmaya ve esnetmeye başla. Her iki tarafta 10 kere, 15 kere salladıktan sonra kendine doğru çek. Yakınlaş, ona doğru kapan ve biraz bekle, burada nefesini dinle. Yüksel. Ve diğer tarafta dizi kucaklayıp bu şekilde sağa sola sallayarak sabit tutuyorsun bedeni. Bacağı salladığında buradaki kas uzamaya ve çalışmaya başlıyor. Kendine doğru çekip nefesini hem omurgayı hem kalçayı hissederek kalçayı açtık. İkinci harekette bir oturma pozisyonuna doğru yerleşeceğiz. Bacakları ileriye doğru uzat ve sol bacağı sağ bacağın üzerinden doğru geçir. Sağ kolunla sarıl dizine, omurgayı sola doğru çevirmeye başla. Sağ kolla dizi çekiyorsun ve kalçanın tam yan bölgesinde kalça kaslarında esneme olsun. Başını olabildiğince arkaya doğru çevirirken arka kolun da senin dikleşmene yardımcı olsun.
ortaya doğru toparlan. Sağ bacağı bu sefer sol bacağın üzerinden geçir. Yerdeki ayağın parmaklarını aktifleştir. Ve sol kolu sağ dizi çekerken omurganı sağa doğru çeviriyorsun. Başını boynunu çevirdin. Bacağı olabildiğince sarıldığın sürece burayı hissediyorum. Önemli olan kalça kaslarını ve omurgayı esnetmek. Akış omurgadan, kalça kaslarından, siyatik dediğimiz bölgelerden çene eklemleriyle çok bağlantılı. O yüzden buraları esnetiyoruz ve açıyoruz yatmadan önce. Ve üçüncü harekette kalçayı tam olarak esnetmek için dört ayak üzerine yerleş ve sol bacağını öne doğru getir. Hafifçe yana doğru kaydırarak dizi yere doğru düşürmeye başlayacağız. Bu herkeste çok kolay olmayabilir ama zaman içerisinde mutlaka olacaktır. Kalçayı geriye doğru verdiğin zaman burada esnetmede kolları yere doğru getirerek bekleyebilirsin. Nefeslerde zihin, sinir sistemini, düşüncelerini ve nefesini bıraktığın sürece burada var olmaya devam et. Ve yukarıya doğru yüksel. Buradan bacağını geriye doğru al. Sağ bacağı öne doğru getirip çekiyorsun. Ve kalça ekleminde. Tekrar bir açılma için elleri ona doğru yerleştir. Ve sabit bekle. Bu kısa hareketler tüm bedeni rahatlatmak ve çene eklemini rahatlatmak için çok etkili. Şimdi ufak bir meditasyon zamanı. Sözler ve kelimeler bittikten sonra meditasyon oturuşunu bozmadan bir süre daha kendinle kalmaya devam et. Dün bugünden farklı ve bir o kadar da aynı. Hatırla bak, doğum ne kadar sancılı. Sonrası anne kucağı. Bir an olabilir mi kalıcı? Tüm hisler geçici ve sıralı. İstesen de kalmaz vücudunda. Denesen de tutunamazsın onlara. Gelir geçer bir dünya. Hiç beklemediğin bir anda nasıl da geçiyor baksana. Zaman dediğin bir aldatmaca. Hepsi hatırlatmak için sana. Sen olabildiğince her an beni hatırla.